Adam Bey, bugün bildiğiniz gibi 10 Kasım. Atatürk'ü saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Evet. Fakat Atatürk'ü televizyonlar anlatmıyor. Biz anlatıyoruz. Evet hocam. Neyse, Selanik'te doğdu. Evi şimdi. Ya kardeşim, imanını anlatsana, İslam'a, Kur'an'a hizmetini anlatsana. Nasıl mücahitti, nasıl mübarekti, muhteremdi bir anlatsana. Değil mi? İslam'ın özgürce yaşanabildiği ülke olmasının sebebi, vesilesi Atatürk'tür. İslam'ın en güzel yaşandığı ülke de Türkiye. İslam aleminde sebebi de Atatürk'tür. Olmadık laf ettiler rahmetliye. Tırnağa etmezler. Ya müzik dinlemek imkansız olurdu. Hanımların bu şekilde giyinmesi imkansız. Gülmesi imkansız. Osmanlı son döneminde alışmıştı toprak vermeye. Her yeri dağıttı. Alın şurada olasın, burada. İşte gücümüz yetmiyor diyor, orayı veriyor. Gücümüz yetmiyor diyor, burayı veriyor. Sonrası gücümüz yetmiyor, alın Güneydoğu'yu diyeceklerdi. Evet. Kükreme sesi yeri göğü inletti. Hiçbirini yapamadılar. Çakallar, alışmışlar. Ya ne olacak diyorlar, alıştırdık biz bunları, sürekli bundan toprağını alıyoruz. İş mi diyor, yani adam Filistin'i almış, Yemen'i almış, hiç sorun çıkmamış, Yunanistan'ı almış, Moro'yu almış, Girit'i almış, her yer almış. 12 adaları zaten yakın zamanda aldılar. Ya bunlar diyor, sen vur bunlara ensesine, al. Hiçbir şey olmaz kafasında adamlar. Sen ensemizde bulmaya kalkarsan biz de senin boynunu kırarız. Kanunla, hukukla. Böyle bir şey yok. Milim santim toprak vermeyiz. Bunu unutacaklar. O alışmışlarsa o alışkanlıklarını artık iptal edecekler. Şaşırdılar ya. Ne var ki bunda diyor zaten. Milyonlarca kilometre kare değil miydi diyor. Sürekli almadık mı parça devam ediyor işte Osmanlıların dağılması diyor. Orayı da verin. Bitsin diyor ya. Birkaç yer daha alırız sonra diyor. Size Orta Anadolu'da bir yer veririz. Orada oturursunuz diyor. Gücün yetiyorsa yap. Bir görelim bakalım nasıl oluyormuş. Yok öyle şey. Atatürk Kur'an'ı ilk defa Türkçe'ye çevirten insandır. Peygamberimiz hayatında ilk defa Türkçe'ye çevirtti. Yobaz takımının elinden bütün silahlarını almış oldu. Bağnazların elinden. Kurtuluş Savaşı'nın o zor günlerinde Kerim Paşa, Kur'an'da geçen Allah'ın eli onların üzerindedir, şeytanların Allah'a sığınıyorum ayetini yorumlamış ve bu ayette belirtildiği gibi Allah'ın yardımıyla sıkıntıların aşılacağını söylemiş Atatürk'e. Bunun üzerine Atatürk şöyle karşılık vermiş. Azizim, şeytana Allah'a sığınırım. Yedullahi fevka eydihim. Allah'ın eli bütün ellerden üstündür. Millet Allah'ın buyruğunu yerine getirecektir ve buyurduğunuz gibi milletçe de elde edeceklerimiz hayırlı ve uğurlu olacaktır. Lütufkar dualarınızı eksik edilmemesini rica ederim. Gayret bizden, yardım ve kolaylık ölümsüz, sonsuz Allah'tandır diyor. Maşallah. Kardeşim sen bu insan olmadın. Sen iki, şu iki lafı bir araya getiremezsin lan. Sen kimsin de Atatürk'e laf ediyorsun? Şu konuşmanın yarısını yapamaz ya. Atatürk'ün bütün eserleri 4. cilt sayfa 137. Atatürk Nutuk'ta da var bak o açıklaması. Atatürk bazı kere diyor çalışırken diyor Nuri Ulusu Atatürk'ün kütüphanecisi. Bizzat yanında bulunan. Okuduğu Kur'an tefsirlerinin çok etkisinde kalırdı. Ve de hey büyük Allah'ım Kur'an'a inanmayan kafirdir. Bize nasıl yol gösteriyor? Kur'an'ı tüm dünya okutmalıyız derdi. Sonra o en yakınındaki bizlere okurken ruhum coşuyor, size de oluyor mu diye sorardı diyor. Atatürk. Delikanlımıza çok çirkin iftira attılar ama Allah ayaklarına doladı. Bir de bakmalı, yine bak doğma bahçeyi gösterdi. Ya kardeşim orada insan tutulur tek başına ya. Allah'tan korkun. Sen evladından, iyalinden, çoluk çocuğundan orada oturuyorsun.
sıcak evinde oturuyorsun, o insanı tek başına oraya koymuşsun. Bu nasıl bir kafadır ya? Bu nasıl bir mantık ya? Bomboş saray ya. Sadece korumalı avrat tek başına oturuyor ya. Allah'tan korkun. Yan odada kinin kutuları var. Kilo hesabına kinin getirtmişler. Ya kardeşim sizin aklınıza mı bir şey oldu yani? Ne işi var kininle Atatürk'ün ya? Karaciğerde siroz var, rahatsızlık var. Adam kinin veriyor kaşınmaya iyi gelir diye. Sirozun yan etkisi olup vücuda kaşınma oluyor. Kinin verilir mi ya? Bu kadar mı aklınız zayıf yani? Hem de kilo hesabıyla. Genç yaşta çökertler ya. 57 yaş çok küçük bir yaş ya. Ya böyle şeyler hep seyredenler oluyor kardeşim. Yani bir kişi çıkıp da sahip çıkmıyor ya. Ne yapıyor? Al kinin kutularını al denize at ya. Çıkın lan buradan dersin. Değil mi? Alır diyor gel paşam seni götürüyorum. Ne güzel köşkler var ya buralarda. Birbirinden güzel. Değil mi? Güzel ısıtmasını da mükemmel yaparsın. Orada da o manevi küçük çocuklar var mesela. Evlatlar, yakınlar o. Çağır akrabanı. Akrabalarına falan beraber oturttur ya. Yalnız başına niye yaşatıyorsun kardeşim? Yine akıllı adamlar varmış da bir parça da olsa korudular falan. Atatürk koruma kanunu çıkarttılar falan. Oradan bir toparlanma oldu yani. Ama hiç bakamamışlar. Hiç. Hayret ediyorum ya son gün. Ya 57 yaş nedir ya? En genç yaş. Akıl almaz çökmüş ya. Mesela içki içiyor seyrediyorlar. Ya kardeşim ya paşam dersin. Biz sizi çok seviyoruz. Çok azaltın dersin. Değil mi? Sigarayı mesela çok az ucundan bir parça içtikten sonra yapmayın efendim dersin. Ha. Halk rica ediyor dersin. Mesela halkı topluca götürtürsün. Paşam senden rica. Ya halkı kırmaz o. Herkes hep ondan bekliyor. İşte sen şunu yap. Sen bunu yap. İşte memleketi kurtar. Şunu yap. Ya kardeşim sahip çıksanız da kendi evladın olsa sen yapar mısın? Ağız açık seyrediyorlar ya. Yani bazı kişiler için söylüyorum tabii. Son sözü Atatürk'ün aleyküm selam olmuş. Ben onu yıllardan beri açıklıyorum. Hoca da herhalde benden duydu anladığım kadarıyla. Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Ali Güler. Ben bunu söyleyeli 15-20 sene oluyor yani. En az 20 sene önce yazdım. Yani kitaplarımda var. 20 sene önceki kitaplarımda yazıyor. Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi Atatürk'ün ruhunu almaya gelen Ezrail'e selam verdiğini düşünüyorum diyor. Selam demiş Ezrail benim anladığım. O da aleyküm selam diyor. Tabi bu çok büyük mucize. Evet. Yani canını almaya geldiğinde. Bak ondan sonra konuşma yok. Ondan sonra canını teslim ediyor. Selam aleyküm selam. Bence diyor Atatürk dinsizim diyen mutlaka dindardır diyor. İnsan dinsiz olmasının imkanı yoktur. Dinsiz kimse olamaz diyor. Bediüzzaman da diyor yani küfrü mutlak yoktur diyor. İnat eder diyor sadece yani. Gurur yapar ki bir inat yapar eder diyor. Mesela bak Çetin Altan hep ömrü boyunca dinsiz olduğunu söyledi. Bak son anı ne diyor? Ben her gün dua ediyorum Allah'a diyor. Yani böyle bir şey olmaz. Dinsizim diyen hiç kimse doğru söylemiyor. Öyle bir şey olmaz. Ya Allah ne yapıyorsa hayırla yapıyor kardeşim. Biz de çocukluğumuzda pek anlayamadık Atatürk'ü. İşte Türkiye'yi kurtardı falan dediler. İşte devrimler yaptı işte şapka devrimi. İnsan anlamıyor yani o kadar çocukken. Sonra olay anladık ya. Bir bağnaza bir kadın kıyafetini kabul ettirmek o kadar zor ki. Ceket, pantolon, gömleği kabul ettirmek falan. Olacak iş değil. Ya şapkaya mesela kafayı takmışlar. Ya şapkada ne var kardeşim? İstediğin şapkayı giyersin. Her türlü şapka giyilir. Aman 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 kafir olur. Ya şapkayla insan kafir olur mu? Nerede görülmüş bu ya? Ne kadar garip bir inanç ya. Musevi giyiyorsa biz... Ya kardeşim Musevi yemek yiyor o zaman sen de yemek yiyeceksin. Şu laf mı ya? Musevi Allah diyor sen Allah demeyecek misin?